Aynen hadi öyle. Peki sevgili Ezgi Mora da yeni anne olan ünlülerden, yani tabiri caizse kendisi de Loğusa. Bayağı zırıl zırıl Loğusa ve gala gecesinde Loğusalık sürecini de kendi anlattı Loğusa filminde. Bir bakalım o neler yaşamış. Nasıl geçiyor annelik? Güzel ya, çok güzel geçiyor çok şükür. Keyfimiz yerinde. Hatta aşağıda onu konuşuyorduk. Ben bir günün bu kadar hızlı geçtiğini hiç görmemiştim diye. Evet, bu kadar erken kalkarak bir de. Ama güzel geçiyor. Evet, ben de işbirliği için geldim. Bir gerçek bir Loğusa olarak diye. Yok, benimkisi geçmiş. Doktorum öyle söyledi. Artık o dönem bitti dedi. Neler değişti hayatınızda Ezgi Hanım? Ne değişti derken ağlamaya başlarmışım. Bayağı onunla birbirimizi tanıyoruz. Gözünün önünde yepyeni bir karakter oluşuyor aslında. Bir gün sana benziyor, bir gün Mustafa'ya benziyor. Böyle çok acayip. Ya bence Mustafa'ya çok benziyor. Evet, söylüyorlar da. Ama ben zaman içinde bana döneceğini düşünüyorum. Mustafa Bey babalık nasıl yapıyor? İyi, yani, şu an evde. Evde. Bunu lütfen söylersen çok sevinirim diye kendi, evet aynen öyle. Evet. Cana bakıyor şu anda. Peki. Bir de bunu bana çok söylüyorlar. İsteyen herkesin olsun. Allah nasip etsin. Çünkü bana diyorlar ki işte senin duan kabul olur. Hamile duası, Loğusa duası diye. O yüzden bence dünyanın en güzel duygusu bu. Yaşamak isteyen herkesin de başına gelsin. Vallahi bravo Ezgi'ye. Çok da güzel, harika da forma girmeye başlamış. Tabii süt verdiği bir dönem Loğusalık dönemi. Hı. Öyle kolay değildir. Duygusaldır. Duygusaldır. Bak ağlamaya başlamışım şey dedi zaten. Ne oluyor o dönemde? Bak ne olduğunu yani kelimelerle anlatamaz. İyi bir şey mi? Hayır yani duygum, bu nereden çıktı vesaire çocukla ilgili. Hayır, çocuğa hiç öyle bir şey demiyorsun ama çocuğundan uzaklaşanlar olduğunu da duydum yani psikolojik boyutta. Hı. Ciddi ağır geçirenler olduğunu da duydum. Elini alamıyor, korkuyor. Yapabilir miyim, yapabilir miyim? Bu nasıl bir şey, nasıl büyüteceğim ben yeni bunu? Yeni bir hayat çünkü. Aynen öyle. Onu yaşayanlar da var. Ben valla sürekli her şeye ağlıyordum. Her şeye. Bir daha asla araba kullanamayacağım. Annemin evine asla bir daha gidemeyeceğim. Bir daha şunları ya şunları yapamayacağım aynen, falan sonra gibi. Sonra bir arkadaşım dedi ki her gün dedi sokağa çıkmalısın. Bir elma almak için bile olsa kapıdan dışarı çıkacaksın ve geri geleceksin. Çünkü gittiğin anda çocuk geride kalınca böyle bir o 3 haftalık bir dönem benim için zorlayacak. Anladım. Ne olacak bu yavru falan filan gibi. Bir kaygı yok, oluşuyor. Yok ben yavruyla ilgili değil, ben kendimle ilgili daha çok kaygı. Şey, kendinle ilgili kaygılar. Hadi sonra bakalım. O kaygı öyle bir geçti ki 2,5 ay sonra ekrandaydım. Alıştım. Aynı dönemde doğum yapan arkadaşlarım orada, ben 2,5 ay. Sen Loğusalık yaşamadın o zaman. Loğuluk yaşadın. Sahi yapamadın. Aynen, yine Show TV ekranlarında yine bu saatte. Maşallah. Bir programda başlamıştık. Peki bir şey soracağım. Yani mesela diyor ki bir gün babaya benziyor, bir gün anneye. Öyle sen sürekli olarak baktığın zaman bu yeni bir Ebru Akel falan mı yoksa bu? Yok hayır yani benzer yönleri var ama tabii ki her bir çocuk kendi iziyle doğuyor yani. O zaten evet dediğin doğru. Allah'ın emri. Benzer yönleri de varsa ne hala. Allah yavrularımıza uzun uzun ömür versin, olmayanlara da nasip etsin inşallah. Amin canım.